Borç harç istiyorsan çözeriz, sıkıntı yok. Gençler, öyle bahsettiğim paralar 10-20 milyar değil. Vay kardeşim. Ay aslanım benim de. Ay ya. Özlemişim vallahi, özlemişim. Ne adam oluyor? adam. Bak şimdi direkt hemen hayır olarak başlama, tamam mı? Beni çok iyi dinle. Değil He. mi? Ben sana çok güzel bir iş getirdim. Ben sana hemen karar ver demiyorum, tamam mı? Anlıyorum. Bir anda Evet abi, getirdin bizi buraya. biraz hızlı oldu ama bir iş teklifiyle geldi. Gençler toplaşın bakayım bir. Ne diyorsunuz? Abi zaten sürünüyoruz. Ya tarih olacağız ya tarih yazacağım. Herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde Gerçek Hayat serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Ramazan'ı, bayramı atlattık. Karakterimiz İstanbul'a geri döndü memleketinden. Güzel haberleri var ama bir yandan da kötü haberleri var. Karakterimiz gittikçe artık dara düşmeye başlıyor. Hem iş konusundan hem borçlardan dolayı. Bu bölümde yeni gelen karakterlerle birlikte biraz böyle illegal iş taraflarına doğru kaymaya meyilli bir hale gelmiş bulunmaktayız. Bakalım ne olacak? Videolarımız senaryolu bir şekilde ilerliyor. Önceki bölümleri izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Siz de gelecek bölümler için mutlaka önerilerinizi, senaryo fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Lafı fazla uzatmadan herkese iyi seyirler. Lan geldik memleketten de işler de karıştı ya. Saat kaç? Saat 12, bu çocukta damlar az sonra havalimanından onu alacağım. Dur bakalım bizim çocuklar ne yapıyor. Abi tersten dalayım şöyle dönmeyeyim hiç ya. Vay 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 vay, benim eski mal da burada ya. Oho gençler, kolay gelsin. Hoş Oo, sağ geldin. ol. Hoş geldin abi. Eyvallah. Ne Sağ ol, hoş yapıyorsunuz geldin. gene? Hoş bulduk, hoş bulduk. Cümbür cemaat buradasınız gene. Abi dükkandayız, işimizin İyi. başın. Amına koyayım, şu lafı söyle. Yakışıklı mı değilsin? Oğlum söyle lan şunu, artık söyle lan. Ne yaptınız? Bayramı da atlattınız. İşler Atlattık nasıl? çok şükür. Arkadaş getirdi Tofaş'ını, ona bakıyoruz. Güzel güzel, benim eski mal, hatırladın bunu? Benden mi geçti bana? Tabii canım, biz sattık ya. Hayda. Kadir ne yapıyorsun lan? Her İyi bizim abi, Kadir seni Kadir ya. sormalı. İyi, ne 2-3 yaptın? Ek atmışsın arabaya. 34 top. 2-3 parça eklenti attık abi işte. Bir temizlik yapalım dedim. Bayramdan sonra bir temizleyelim arabayı. Bir dağa taşa İyi sürdük gibi iyi. oldu. Ne ustalarını arıyorum, telefonları açmıyorlar. Kumardan battılar herhalde. Aman akoduklarım, Orada ikisi çizik mi de zenginlediler, beni bulmuyorlar. Yok, onlar Maaşa zenginlikten zam yok değil. herhalde Zenginlik senin. olsa Zenginlik olsa onlar piyasada dolanırdı, rahat ol. Gezin battı onlar. Onlar bence battı, Vallahi borçlandı, vurmasınlar ses yok diye onları. abi. Evde bekliyorlar benden. Ses yok abi, ikisinden de tık yok. Arıyorum, telefonlarıma bakmıyorlar. Mesaj atıyorum, geri dönen yok. Atıyorlar dedeye parayı. Tabi tabi, yamuk adam onlar. Sen bırak, boş ver. E sen ne yapıyorsun Sema abi? Ne Ha, yapayım, merak hayırdır? etsen aç. Haberler pek iç açıcı. Bir haberlerimiz var, bir kötü haberlerimiz var. Hayırdır Hayır abi? abi? Hayırdır abi, ne olayım? Ya bir iş sahibi olacağız. Güzel haberimiz o var. Ne güzel abi. Memleketten Muhittin abimiz vardı bir tane de, böyle araba işleriyle uğraşıyordu. İstanbul'a buraya bir dükkan açma niyetine girmiş, şimdi işleri büyütüyormuş. E kötü haber ne abi bunda, şimdi İçimiz anlamadım. dışımız araba oldu be abi. Şimdi araba, benim eskibim vardı biliyorsunuz daha önceden. Evet Çok İşler eski mi bu. abi o ya? Ne eskisi oğlum, o arabanın değerini sen mi bilsen. Yatıyor, gittim gördüm onu, zaten bir canım çekti, gene bir sürdüm ettim. Sen Özlemişim bayağı iyi arabamı da. bakıyordun abi ona da. Tabi tabi, İyi gene iyi bakıyorlar, sormadı. sıkıntı yok da. Şimdiki sıkıntı şey. Kötü Bu haber. Muhittin abi dükkanı açacak para lazımmış. Ben onu arabayı sattığımda geri almak için, yani benden başkasına satacak şimdi arabayı. Adama da para lazımmış. Sen o adamdan geri mi alacaksın? Yani Muhittin abiden geri almam lazım arabayı. Bir an önce bana para Tamam. lazım. Abi borç harç istiyorsan çözeriz, sıkıntı yok. Gençler, öyle bahsettiğim paralar 10-20 milyar değil. Yani abi Kaç bizden ki? de Fazla çok bir kaç şey olacak çıkmaz abi? biliyorsun yani, biz de Ya biz yolumuzda da gırtlak yeteriz o portağımız yüzden. yani. Ortada milyonlar konuşuyor gençler. Abi ne yaptın? Kara para işlerinin bir yerinde mi? Tahmini ne 20 kadar ne? abi? Valla 2 milyon lira lazım bana. Ne için? 2 milyon. Arabaya mı? Tabi. Abi o araba o kadar ediyor mu Abi. ya? Ne sanıyorsun Bu. oğlum? Abi valla bir hafta götümü s**sen veremem ne 2 milyon. Tövbe Allah. Tövbe yarabbim. Dur Kim bakayım, yine ama? telefon çalıyor. Alo. Semih, sesim geliyor mu? Oo kardeşim. Ne oldu, Hoş numara geldin farklı? kardeşim. Ne yaptın? Hattı mı değiştirdin ya? Numaran kayıtlıydı bende. Ya sorma, bu bizim telefonları şimdi yurt dışına değiştirmek zorunda kaldım. Numaralar da şimdi gitti komple bende. Erişemedim de, ezberim değil normalde numaran da, unutmuşum iyicene. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aradığına göre indin herhalde. İndim indim. Şimdi bu gişelerdeyim, aşağıdayım. Yukarı doğru yavaştan çıkıyorum da ne tarafa çıkayım ben? Tamam, alt tarafta bekle, geliyorum. Tamam, alt tarafta Tamam bekliyorum ben. tamam tamam.
Hadi, hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Gençler. Yani para var zaten. Benim yurt dışından arkadaş geldi. Vay, bir... sen çevre geniş herhalde reis. Aman abi sen parayı ondan bulursun işte. Bilmiyorum. Bir gelen arkadaş da pek tekin biri değil. Bakayım. Hadi abi yani sana bir şey yapmaz inşallah. Yok canım. Değişik işlerde kovalıyordu. Değişik işler kovalıyordu da. Dur bir alayım onu edeyim. Bakın siz buralardasınız. Rusya'dan geliyor. Buralardayız abi sen. Yine yazarsın en son para ne kadar lazım falan miktarı yazarsın biz ona göre. Yok oğlum bizden çıkacak miktarda paralar değil o. Siz buralardasınız herhalde. Bizden geldiği kadar. Buralardayız abi işim bitince gelirsin. Sağ olun eksik olmayın. Tamam biz satarız. Bunlar kim abi? Yalın mı lan? Bizim lastikçiler değil mi lan? Neyse ben kaçayım. Tamam abi haberleşiriz gelirsin. Tamam hadi görüşürüz. Allah'a emanet dikkat et. Vay 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 tırnaksızlar aleykümselam ne yapıyorsunuz ya? Ne yapalım galeriye geçeceğim de adam gelmemiş onu bekliyorum. Kral be iyi taktın bize 35'e jantları be. Bir şey diyeceğim ben mi taktım arabada mı güzel durdu adam gibi söyle. Araba Allah var şimdi güzel yalan yok. Araba zaten güzeldi. Ama sen bana replika koy demedin ki ben ne yapayım. Yani mal güzel eline sağlık. Allah sente de. Eyvallah eyvallah. Bu arabayı da satacaksak mahallede var bir arkadaş. Gidiyor şimdi. Ne oldu veriyor mu? IS'i veriyorum ya. Vereceğim birazdan. Hayırlı olsun ne alıyorsun? Polo veya Golf düşünüyorum ya bakayım. Vay. Bana da bir ayarlayalım. Senin ya. Jantları verdik. Jantları verdik işte üstüne yanına bir sıfır daha ekledik alacağız gibi duruyor. Bakalım. Hakikaten ne yaptın lan? Adamı zengin ettik bir jant aldık ya. Yanına bir sıfır eklemek kolay mı be? Neyse benim şeyim var arkadaşım bekliyor hadi ben kaçtım. Allah'a emanet olun. Akşama haberleşiriz boşsanız. Boşuz ya. Abi deminde git. Havalimanının orada polis oluyor dikkat et. Tamam bağlatmayalım. Oy kankam. Bağlanırsan arama ya sattım ben dükkanı. Ne oldu lan? Sattım dükkanı. Niye hayırdır? Servis aldım. Ciddi. Hayda. Vallahi servis aldım. Nereden esti lan? Ne bileyim amını zaten. Boyna oynamalarla çatı çatı geziyor. Hayda. Yani, yaramadı herhalde ha WhatsApp'a. Tamam konuşuruz detaylı. Tamam hadi Allah'a. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a abi. Evet, makinayı da inceden artık satmanın vakti geldi. İşler dediğimiz gibi karıştı biraz ortalık. Ne var lan? Ulan kafayı da kök attık. Lastik de tutmuyor ki arabayı be. Baksana anasını satayım. Ulan çok özledim eski binimi ya. Bir de bir bindik ona şimdi. Vallahi özlemişim makinayı. Ne yapalım? Eski binimiz yok ama aynı renkte bir Şahin'imiz var. Bıraktık arabanın altını. Çok attık bu arabayı ya vallahi eziyet çekiyoruz ya. Kafa yerde karteri patlatacağım diye korkuyorum. Yanlayarak makas atıyoruz abi. Arabada harbiden lastik sıfır ya. Baksana nasıl geziniyor araba ya. Eyvah. Nerede lan bu çocuk? Camla, ön camda da film var gözükmüyor anasını satayım. Vay kardeşim. Oğlum. Sarılayım sana gel bakayım bir sarılayım sana ya. Ay aslanım ay benim ya. Özlemişim vallahi özlemişim. Adam. İyi be kanka ne olsun seni sormalı. Ya seni gördüm daha iyi oldum. Bu nasıl bir kalabalık? Vallahi. İnemedim aşağıya uçaktan ya. Kanka ortalık çok bayram üstüne denk geldi. Bir de bayram arkası tam. Ben ne bileyim Rusya'dan bayramda bu kadar insan buraya geleceğini. Gel. Dur çantayı alayım bir dakika. Koy malzemeyi. Nereye yerleştireyim? Koy öyle fark etmez. Tamam şöyle oldu mu tamam. Geçelim hadi. Gel kankam gel buyur. Kurtulayım şuradan. Araba biraz değişik şimdi sen Rusya'da böyle Mercedesler, BMW'ler takılıyorsun bu sana biraz gariban işi gelir. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Memleketimin Şahin'ini bile özledim o derece. Evet. Hele bir de böyle modifiyelisi olunca çok güzel olmuş. Kanka düştük buralara biz biliyorsun az buçuk anlattım sana da başımızdan gelenleri zaten. Var haberim var canım sıkıldı birkaç bir şeyler söyledin de. Öyle borç harç işler oldu biliyorsun. Bıraktık memleketi geldik biz de buralara. Yaşamaya çalışıyoruz. Onu aldık ya bir şekilde kalan param motorum falan vardı. Bir şekilde hallettik onları. Bu sıkıntılı falan tiplerdin onlardan aldın araba değil mi bu? Değiştirmedin başka bir şey yapmadın. Yok onu değişik bir yerden aldık da sağlam çıktı araba Allah'tan sıkıntı yok. Tamam anlattım bana bak. Muhabbet işte. Sen ne yaptın lan temize çıktın mı? Ben temize çıktım. Bendik sıkıntı yok ya çok. Şimdi... Ne yapıyorsun? Koşturuyor mu gene? Giderken öyleydin oğlum. Oradan da bir haberler alıyorduk. Korkuyorduk yani başına bir şey gelecek edecek diye. Yok Semicim. Ben iş adamlarıyla çalıştım. Dış ticaret. Pazarlama. Biz mafya değiliz kardeşim. İş adamıyız.
Hep öyle oluyor zaten. Aynen, hep öyle oluyor. Kanka buralar çok değişti. İstiyorsan bir bakacaksan bak. Arabana yerine sağlam mı? Bir uğrayalım istiyorsan. Şu marketten ben bir ilk önce ufak tefek atıştırmalık bir şeyler alayım dur, o zaman. Dur alalım ayıpsın ya. Uçakta verdiler de bir şeyler, midem kalktı yemedim. Ha, ama onlarınki kelek olur. Burada benzinlik yoktu Semih, sanki burası. Neresi burası tanıyamadım da. Kanka her yer değişti be valla. Bizim memleket de aynı. Birkaç sene gitme unutursun yani, o hale geliyor. Selamünaleyküm dayı. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Ben de sabah çok bir şey atıştırmadım. Var burada hazır sandviçler var, çok güzel. Alayım sana da bundan. Tane. Var mı? Senin var. Al, tadına bırakıyorum ya. Halletsen. Akşam yeriz zaten düzgün bir şeyler. Tamam, sen al dolaptan, ben bir bakayım şuralara. Tamam, neler var. Tamam. Abicim. Ne oldu be dayı? Anlatamıyorum ki. Ya TL yok ki benim yanımda. Tamam oğlum, bende zaten, sen ne parasından bahsediyorsun? Hallettim. Yok bırak bırak. Alsın bozdurursun. Yok verdim. Ben o parayı geri almam Semih. Allah Allah. Tamam, başka bir şey ısmarlarsın. Ufacık şeyler zaten bunlar. Al kankacım. Ay canımsın, eyvah. At bir kendine gel ya. Şurada bir... Yiyelim bakayım nasıl yap. Keser şimdilik atıştır yeriz güzel bir şeyler. Neli bu? Kanka arasına kaşar sağlam bir şeyler koyuyorlar. Güzelmiş, iyi bakayım. Yedin mi dayı? Oo iyi geldi Semih. Afiyet olsun. Bayağı güzel bir şeymiş, ne vardı içinde bakmadık. Güzel kanka vallahi, buradan bilmiyorum ne koyuyorlar da. Ama güzel yani. Gariban hayat bizi götürdü buralara, ne yapacaksın, ne bulursak yiyoruz artık. İyi güzel beğendim. Senin de içinde bir garibanlık var he. Benim içimde mi? He. Semih'cim ne görürsek görelim özümüzü unutmadık. Nereden geldiğimizi iyi biliyorum. Adam. Sanki biz de çok zenginmişiz gibi konuşuyorsun be Semih sen de. Ya bırak şimdi. Bir gittin Rusya'ya. Ondan sonra bir daha geleceğim dedin, gelmedin. Ama ben sana ne dedim? Gel dedim benimle değil mi? Kanka nasıl bırakıp gelecektim? Anca buraya böyle geldik işte. Neyse çok da önemli değil. Sen gelmesen de ben sana iş getirdim zaten. Ne işi lan? Konuşuruz müsait bir yerde. Hayırdır? Araba sürerken konuşulacak şeyler değil. Sen devam et, ben sana anlatacağım. Şimdi beni de strese sokma burada. Dayı bak böyle konuştun, senden şimdi, sen bu işleri pek bırakmış gibi durmuyorsun. Senin ağzından bakla çıkacak herhalde. Ya şimdi şöyle, bırakmaktan kasıt yani nasıl söyleyeyim, daha temiz. Anladın mı? Yani bir sorun yok. Biz bir duralım bir arada, ben öyle anlatayım. Şimdi ayaküstü konuşalım. Hadi öyle olsun bakalım. Ulan lastikçiden de bir lastik aldık, araba yerinde durmuyor ya. Yalnız Semih 10 numara olmuş araç. Kanka satmaya aldık ya bunu. Normalde ben bir araba ticareti yapacaktım, çevirecektim. Gene başımıza kötü olaylar geldi işte, bir şeyler oldu o. Ondan sonra mecbur gene çıkamadık seriden. Aldık Tofaş. Yalnız bu araba satılmaz, bu araba bakılır, daha çok saklanır. Aman aman olur. Ama bak görüyorsun, ne fren var ne bir şey. İyi var, bir şey yok. Dayı sizin buralar ne alemde ya, sanayi? Ben hiç haberim yok. Vallahi bizim oradan tanıştığım bir çocuk vardı benim ya, Rusya'da, Barış diye. O da buralarda, orada bir İstanbul'da dükkanı varmış, Rusya'ya mı açmış? Ondan sonra öyle bir şeyler döndü de. Bakalım, hiç konuşmadım onunla da ne alemde diye. Bakalım şimdi bir aç. Ararız dayı, sıkıntı yok. Bizim çocukların yanına da götürürüm, tanıştırırım seni, sem kalabalık. Ha, bahsettiğin çocuklarla bir tanışalım ya. Oğlum biz burayı nasıl açardık, dur bakayım. Tamam. Semih. Dayı kaç şey. senedir açılmıyor normal. Vay be. Vay. Dede hadi gari yatıyor be. Orada. İçeri girmeye bir garip oldum biliyor musun şu an? Gel bakayım bir Semih bakalım. Vay Barış'ım be. Ne hale gelmiş. Yalnız dedem de hiç tozlanmamış he. Halen gıcır gıcır duruyor. Dedeye şaşırdım ya, nasıl biri geldi baktı mı acaba, Barış mı baktı buna, ne yaptı? Kral mafyasın be. Yok alakamız yok, ne mafyası? Mafya mı olur? Tipe bak. Şu halimize bak. Sağlam olduğunu gördük ya, bize yetti. Ofis ne durumda? Ofis demeye bir şahit lazım da. Seni affedersin de bok götürüyor burayı bak kardeşim. Kanka bir çeki düzen ister. Sen dua et, burayı bunca sene hırsız girmemiş. Televizyon filan yerinde duruyor yani. Ben burayı bir ara bir dekorasyona bir vereyim Semih. Bir başında durayım. Dayı senin cepler dolu. Halledersin. Daha yaparsın. Daha birçok şey halledeceğiz. Semih onu bunu boşver de. Şimdi hazır burada durmuşken etmişken. Ne oldu lan? Senin ağzından çıkacak bir şey bakayım. Söyle hadi. Bak şimdi direkt hemen hayır olarak başlama, tamam mı? Beni çok iyi dinle. Ben sana çok güzel bir iş getirdim. Hatırlıyorsan yani... Telefonda da görüşmüştük. Borç, harç. İlk başlarda kendi kendime düşündüm ya, dedim bu çocuğu bu işin içine sokmak ne kadar doğru. Burada bir pazar yürüteceğiz, bir ticaret yapacağız. Ne ticareti oğlum? Rusya'daki işini buraya mı taşıyorsun? Aynen öyle. Benim Rusya'daki patronlarım, tanıştığım bir takım insanlar burada benim bir pazar kurmamı istediler. Nasıl bir pazar bu? Nasıl bir pazar? Mekaniksel, silah. Dayı yapma gözünü seveyim, bizi o tarz işleri tamam zor durumdayız da. Semih, silah, milah. Bunda tamam anlıyorum. Biraz farklı geliyor şu anda ama baktığın zaman
zaman bu pazara sahip birçok insan var. Yani düşünüyorum, bak ben de gittim. Ben de oradaki insanlarla birçok güzel işte uğraştım. Evet, iş adamları, dış ticaret, ticaret falan. Ama artık olmuyor Semih, yürümüyor. Adamların sürdüğü bir hayat var. Bakıyorsun böyle, hiç de bir şey olmuyor yani. Adamlar ticaretini yapıyor. E biz kimseye bir zarar vermeyeceğiz. Kimsenin canını yakmayacağız. Hak etmedikçe tabii. Kanka iyi diyorsun, güzel diyorsun da bunlar nereye ulaşacak? Kime ulaşacak? Yani nasıl bileceğiz kimsenin canını yakmadığımıza? Şimdi tam da üstüne denk geldin. Kötü durumdayım. Şu an acil nakite ihtiyacım var. Her şey güzel böyle. Yeni bir iş kuracağız burada. Şimdi birden böyle teklif gelince bir garip oldu. Ben sana hemen karar ver demiyorum, tamam mı? Anlıyorum. Bir anda tabii ki de senin bir şeyler söylemeni beklemem. Bir düşünüp tartma sürecin olacak. Buna da gel bir hava alalım. Biraz bir hava al. Şurayı kilitleyelim. Kilidi kırmadıysak. Arabaya bakarız. Tekrar gelip aküsü maküsü yoktur onu. Yanımda da kablo yok şimdi benim. Takviye tamam, kablosu. Sıkıntı yok. Takviye kablosu falan alır çalıştırırız onu. Aracın bir önemi yok şu an. Aracı boş versin. Ay. Sen onlara kafanı hiç yorma. Sen benim söylediklerimi kafanda düşün, tart. Hoppa. Dur kanka, dur. Eyvah. Polis mi? Polis karşıda trafikçiler var ya. Sende de egzoz var. Ne egzozu, kafa yerde gidiyoruz. İyi, arkamdan gelip salça olmasın var da bağlattırmayalım da. Zaten misafir gelmişsin. Bir şey yapmaz ya, söyleriz ya. Ne olacak sanki? Gerçi bayağı da basmışsın onu sen de Semih, bu ne oğlum? Kanka bizim semtteki çocuklara takıldık öyle. Neyse iyi güzel de sen de kendini gel beni yakala diyor arabada yani işi dışarıdan. Kanka biliyorsun önceden de vardı zaten bizde bu araba işleri. Gene kaldık o tarz işlerden yürütelim dedik. Burada da ayağımızı bastığımız yer zaten patladı. Ama sen de şerefsizim yapıyorsun bu işi ya. Harbiden yapıyorsun bu işi, şu araba modifiye işini. Kanka varız be bu piyasada. Kanka bakalım şimdi bizim çocukların yanına dur bir arayayım onları. Ne yaptılar? Gündüzden dükkandaydılar dedi. Misafirim gelecek, akşama uğrarız. Takılıyor onlar da. Güzel çocuklardır. Güvenilir elemanlar. En çok da ona ihtiyacımız var zaten bizim de. Alo. Abi selamünaleyküm. Kusura bakma, yüzüne kapattık ama. Sıkıntı yok. Elim çarptı ya. Semih, bizim şu çocuğun yanına da uğrayalım ya, Barış'ın pizzacıya. He. Bir orada oturalım, hem bir şeyler yeriz düzgün. Abi niye geçeceğim? Sıkıntı olmayacaksa. Tamam. Dur oğlum sen, yani misafirim yanımda lan, ne gülüyorsunuz? Abi ben sanıyorum bana konuşuyorsun. He? Ben sanıyorum bana konuşuyorsun. Yok lan yok, misafiri aldım, yanınıza gelecektim de dur bir işimiz çıktı o yüzden. Tamam abi. İşiniz gücünüz taşakta sizin de he. Ne yapıyorsunuz, neredeymiş çocuklar? Abi dükkanı kapattık, galeriye geçeceğiz şimdi. He. Oradan da baraj yapacağız galiba. Baraja evet. Mı? He, baraj bir şey. Ulan Ramazan bitti tabi, çekersiniz kafayı durmadan. Ya yok abi ben. Oğlum ben bugün bu araba nazara mı geliyor, ne yapıyor götürecekler he. Benim tamam o zaman. Haberleşiriz abi, sen tamam. Hallet gel. Bir işimiz çıktı, bir onu halledelim, damlayacağız hemen. Tamam abi, sen de tamam. Buraya işlerdesin ama neyse. Hayırlısı. Ne yapalım, ekmeğimizdeyiz mi oğlum, kapat. Hayırlısı abi, kapat. Kanka bunlar hep böyle. Mahalleye iner, çekirdek kola, piyasa. Ne sen, yapsın çocuklar Semih? Sen böyle. Para mı var millette? Ya öyle, o da doğru, ne yapacaksın? Aradın mı sen elemanı? Nerede? Dur ben bir onu arayayım. Ara bakayım bir konumiste, nerede, sahilde dedin ama. Niye bu otomatik sesli mesajı düşürdü beni ya? Aç bir telefonu mu kapalı bu çocuğun? Sesliye mi düştü? Ya Semih bu sahil kenarındaydı bunun yeri. Yani bir gidelim o taraflara, buluruz elbet. Bir sürpriz olsun, ona da aramıyorum. Daha önceden gittin mi sen? Ben tam bir yere ben demiyorum. Sahil taraflarında falan dediydi zamanında bana. Ne dükkanıydı? Pizzacı. Bakayım. Böyle bir dışı ya biraz... Ya 2-3 tane mi ne pizzacı var benim bildiğim oralarda. Semih bunu direkt mekanın önüne yanaş, tamam mı? Bunu bir... Nere lan, şura mı? Corretto, burası. Eyvah. Bir şey camlar film yani. Görmüyor beni şimdi de. Sen yanaş. Kapının önüne gir. Müşterilerim geldi lan adamın. Ya başlarım onu, müşterisini bırak, müşteriyi boşver. Yakışıklı. Sen ne arıyorsun buralarda? Sen ne yapıyorsun burada? Ha, gelirim öyle ki aynı kapıda. Selamünaleyküm. Gel bir sarılayım sana, gel. Hoş geldin sen nereye? Hoş bulduk. Sana bahsediyordum ya, Barış Semih diye, yakın dostum diye. O Semih benim arkadaşım, Semih bu da Barış, sana bahsettiğim işte. Memnun oldum. Ben de. Nasıl Şahin'e geldin mekanın önüne? Oğlum var ya, cam açık gelmesen çekip vuracağım yemin ediyorum. burada mı bırakacaksın bizi? Almayacaksın mı içeri kardeşim? Gel ayıp ediyorum. Yok çok içeriye geçmeyelim ya. Çocuklar da bekliyor ya. Tamam bir Barış'la bir konuşalım. Semih ne diyeceğim sana ya? Sizin çocuklar bir şeyler yemez mi? Atıştırmaz mı? Bilmem ki, bir sorsam mı? Bir sor, açlarsa karınları bir şeyler yesinler. Çağır gelsinler. Sorayım. Ben de şu şapkayı gözlüğü mözlüğü çıkartayım ya. Soyun dökün dur bakayım, ben de çocuklara söyleyeyim ne yapacaktılar. Efendim abi. Ne yaptınız gülüm? Abi galeriye geçtik, şimdi sen gelene kadar masa kurduk, oturuyorduk, sohbet muhabbet ediyorduk.
Aç mısınız? Hayda. Ya geldik şimdi bizim burada arkadaşın yanına, onunla da tanıştıramadık sizi, hemen yol üstünde söyledi bir arkadaş var geçelim bakalım diye de sahile geldik şimdi. Gençler burada aç mıyız? Bir yemek yer miyiz? Bir restorana geldik de arkadaşının. Davet ettiler, beleş yemek vardı. Tamam, onlar ben uçma gelir zaten. Gençler diyelim beleş yemek varmış, aç mıyız? Abi tamam, millet bana saldırıyor, şey yapalım bir an önce. Tamam, ben konumu atayım sana bu sahilde abi, hemen. Abi biz çökelim oraya. Tamam tamam. Sıkıntı yok, eyvallah abi. Hadi görüş. Ulan bunlar beleş mezar bulsa girer lan. Benlik sıkıntı yok, maddi konuda da destek oluruz yani. Tamam tamam, aradım. Çocukları geliyormuşlar. Tamam tamam Semih. Okay. Biz de Barış Yaş konuyu konuşuyorduk da maddiyattan yana sıkıntı yok. Senin de yok. Yine aynı şekilde detaylıca konuşuruz. Semih de geldi. Ne oğlum, oturalım bir yere ya, bu ayakta kaldık böyle. Olur sıkıntı yok. Dışarı oturalım istiyorsanız. Sakin bugün restoran biraz. Ya yukarıydı, en üst katı tadilata verdim. Birkaç sıkıntı vardı, ondan kapalı ya şu an. Daha yok. Şöyle şuraya geçelim de çocuklar da gelecek ya. Çökeyim şöyle. Her yerim tutulmuş. Sen de sürpriz oldun ya bana. Hiç beklemiyordum ben. Ya aslında arayacaktım. Sonradan dedim hadi bir sürpriz yapalım Semih'e, gidelim. Senin mekanın yerini de ben hatırlayamadım, biliyor musun? Dur bakayım, bizim çocuklar geldi, bir karşılayayım şunları. Okul servisiyle mi? Vallahi ben de bilmiyorum. Senin mekan. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Al arkadaş, yayın açmış da. Adama rezil ettiniz oğlum. İçeride çok değişik olaylar dönüyor şu anda. Ne oluyor lan? Deseydin ya, kapat, kapat yayını, kapat. Uyuyor, çekiyor adam. Hala çekiyor daha ya. Lanınız içeride oğlum. Oğlum abi trafik kilitmiş burada ya. Oğlum içeride takım elbiseli adamlar, değişik ortamlar var. Çok abi, değişik konuları oldu size. Lüks ortam. Sen de sen ki galeriden araba çeker gelirdi yani. Oğlum adam Şahin de gelmiş ya. Ne bileyim oğlum, ben Sprinter servis getireceğinizi buraya. Adam beleş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum semti topladınız lüks mekana abi, ya. Abi bir şey diyeceğim. Araba kimin? Şimdi çalacak. Sahibi oğlum, sahibi. Ne çalması lan, şaplayacağım ensene ha. Teybi güzel iş yapan. Nereye getirdin abi? Gelin şuraya, gelin. Lan takım yani elbise giyseydim serseri gibi geldik. Millet bizi şey sanacak. Gerçi şeyiz de. Lan ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Vay 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 vay, hoş geldiniz. Selamünaleyküm, iyi miyirse. Merhabalar, iyi akşamlar. Gençler tanıştırayım. Bu arkadaşım yurt dışından Barış. Arkadaşlar memnun oldum. Merhabalar. Bu da arkadaşımızın arkadaşı Barış. Oturun. Şortumu çok beğendim bu arada, hoş bulduk. Zincirler falan çok güzel bir tarz. Çok açma. Sadece pizzadan ziyade arkadaşlar ne içersiniz, ne söyleyelim? Yok fazla oturmayalım ya, çocukların planları var. Varmış zaten. Tamam kardeşim, oturun. Bir şeyler yiyip içeceğiz, kalkacağız zaten beraber. Valla arkadaşlar, hepinize tanıştığıma çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Semih'in böyle arkadaşları olduğunu bilmek çok güzel bir şey. Beni çok mutlu etti. Estağfurullah abi, estağfurullah. Görmüyor musun ne oğlum, semti topladık buraya. Tamam başlayın oğlum, ilaveler geliyor, başlayın. Buyurun. Arka devamı geliyor, kızlar getirecek şimdi. Oradan bir dilim uzatsanıza ya. Dur bir kez. Oo güzelmiş. Oğlum görmemiş gibi davranmayın lan. Semih abi dilim versene. Al oğlum, benim mi yok? Barış görüyorsun değil mi? Çocuklar tahtayı kemirecek. Ver bir tane. Yesinler bir büyük boyda. Paket de yaptırırız, götürürsünüz mahalle işte. Ye. Beyler doydunuz mu? Doyduk. Allah şükürler olsun. Yolda ben yapayım. Ne yediniz de doydunuz, anlamadım ki. Yeter abi, sen. Sigara içeyim abi, içeride de içmeseniz şimdi. Gel hadi gel, kapı önüne çıkalım. Şşş Semih, servis nasıl ama? Oğlum sen servis ne alaka lan? Ya şimdi barajda anlatırım dayı boş. Yunus'la şey yaptık, ufak bir sürtüşme oldu. Sikerim amına, ver benim paramı, ortaklıktan çıkıyorum. Ciddi? Bunu dayı atıyorum. Bizi kim kurtaracak polislerin elinden? Yunus'u söyle. Çıktı sikindeydi amına koyayım. Hayda. Ya bak Barış tüm polisler attı peşimizde arabalardan dolayı. Piyasacıyız diye. Mekanın önünde siviller geziyor. Hızır. Dayı hiç burada bize... Burada bize dokunan olmaz ya. Ay vay vay, bak Rusya'dan gelen adam belli, biz burada kaçak tütün içiyoruz da adam pro koyuyor ya. Ya. Hadi fazla vakit kaybetmeyelim o zaman, geçelim yukarıya. Nereye geçeceksiniz? Sen de gel bizimle, kapat dükkanı. Tamam. Hadi gidelim. Tadilata zaten. Baraja mı gidiyoruz direkt burada? Çocukların arabayı mı alacaksınız? Ne yapacaksınız? Abi servis atar bizi ya. Servis. Ben benim araba burada. Ben kendi arabamla geleceğim. Arabayı dükkanda bırak. Kimi takipteyiz? Çok hızlı gitmeyin. Bak benim altı sürtüyor. Aynen. Benim altı sürtüyor. Tamam, basıyoruz gaza. Gelir tamam, kente bak. Gideriz. Galeriye geçelim. Oradan şey yaparız. Diğer kıyafetleri bıraktım içeride ya. Kalsın orada, alırız. Yalnız senin ekip yakıyor. Nasıl dayı çocuklar? 10 numara çocuklar. Hepsini sevdim. Semtten gelme çocuklar kanka. Bilirler yokluğu şeyliği. Biz bunlarla çok olaylara girdik. Sağ olsunlar, hep arkamızı kolladılar. Başımızı çok beladan kurtardılar yani. Elleri kolları da geniş ya. Uzun. Var çevre var. Her taraftan biri
çıkıyor illa. Gayet iyi. En azından bak, sonuç olarak bu adamlarla birlikte bir şeyler yapılabilir demek istiyorsun bana. Bak bak, rahat durmuyor. Ne olur ulan çatır çutur. Rahat durmazlar hep bunlar böyle. Serseri bunlar, sokak serserisi. Bak 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 bak, görüyor musun? Bu bizim manyak tofaşçı, başlamış servis işine, servisi yatıracak manyak. Bastı gidiyor yalnız, kapıda mı çık onun galiba ha? Öyle. Kim ulan bu? Bizim elemanlar burada. Vay mekan iyiymiş. Ne oluyor lan, bak gene mal şeyleri atmışlar buraya, tofaş tayfa. Haydi bakalım. Ne yaptılar bunlar, yeni araba attılar mı içeriye? Vay 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 vay. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız, ne oldu? İyi Doğukhan'ım, seni sormalı. Ne yaptın ya gene? Abi. İçerisi gene Şampiyonlar Ligi gibi olmuş ya. Yok ya, boşalttım. Bir arası karısını verdik. Almaya gelecekler. Ne yaptın, bayram üstü işleri iyi herhalde. Ha, 2-3 tanesini sattık. Güzel, Stage 3 golfümüz burada. Ya o duruyor, elimde kaldı ya. Onu vermem lazım birine. Oo. Şurada dayı. Duran, merhaba bu arada Doğukhan Bey, Barış ben. Çok memnun oldum. Benim çok yakın arkadaşım. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş gördük. Yalnız Doğukhan Bey, şimdi sizinle görüşürken şu arkada bir tane BMW var. Adam Rusya'dan geldi ya şimdi, orada alıştı gözü. Evet, Doğukhan'ım, yeni mi geldi bu 39? O, dün düşürdük onu. Yapma ya. Antep'inden aldık ya, bir tane Antep'li abiden. Vay, bunu. Güzelmiş ya. Şunu kaçakçılık yapılmış bu arabayla. Kardeşim, ben de bu kabriyoyu istiyorum. Hadi ya, sen de mi? Biz de istiyoruz bunu. Ben de şu arkadaki Range Rover'ı istiyorum ya, var mı? Ya Berkcan, bana Ferrari alsana. Durum bu oğlum, sakin. Aşkım, gel buraya. Full sizler yeni yani. Bir 875 veriyoruz direkt ya, tamam. Aynen, ne ya, ne oluyor, hayırdır? Ticareti mi oturdunuz? Bir arkamızı döndünüz hemen, alışverişe başlamışsınız. Ne oluyor ya? Alış ticareti yok, aldık bile. Kaça aldın? 875. Kardeş, ne bu arabada 875'e veriyorsunuz? Kanka, araç dolu, daha yok. Semih. Çocukların canı sağ olsun, bırak ya. Zor duruma düşürmeyelim, hem de ben de bir şey olsun, katkı gibi olsun. Arkadaşlar ona göre zaten temiz araç bakmışlar. 530 mu bu? 540 mı dayı bu? O zaman tamam. Ben 875'e tamam diyorum. Ver elini, sıkışalım. Hayırlı olsun. Hayda. Ayaküstü bir araba almaya geldik. Ticarete oturduk. Bu ne ya? Kapora falan atmaya gerek yok. Sen yarın gelin. O taraç olur. Tamam. Yarın tamam. Verelim. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi yürüyün. Aldık arabayı. Gel gel. Hadi bakayım, keyfim şimdi geldi Semih. Sen beni nereye getirdin ya? Kanka bizim çocuklar bunlar. İlk arabayı burada bunların vesilesiyle aldık. Gene takas makas bir şeylere oturttuk. Semih, içeride benim hayalini Rusya'da isteyip yani alacaktım, buraya geleceğim diye vazgeçtim. Çok üzülüyordum. Harbi. Biliyor musun? Vallahi çok üzülüyordum. Şimdi keyfim yerine geldi, işte böyle ya. Vay be. Kral bak, şimdi bir içim bir ısınmaya başladı yani bak. Senin amına koyayım lan. En iyisi biziz amına koyayım. Bu yine kime şekil koyuyor bunlar? Ben şuradan mısın? Bizim arabada yok mu Tesco mesko bir şarkı? Var kanka, Tesco senin köpeğin olsun, açalım sana da bir şeyler ya. O kadar ses sistemi yapmışsın. Al kanka, Tesco senin köpeğin olsun ya. Çok da açamıyoruz gerçi de. Ananı satayım. Ya ver yansın Semih, çok bırak ver yansın ya. Patladı, egzozum var. Var eksini aç, gidelim ya. Kanka. Bugün... Çok ayıklıyorlar, çok ayıklıyorlar. Polisler var her yerde, gördün sen de. Oy 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 oy. Aman oy, aman sizi... aman, ağır 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 ağır. Bizim araba kök yerde, bunlar gibi gidemiyoruz ki. Oğlum burası da iyice bozmuşlar bu yolu ya. Ne oldu lan, kim kapatmış burayı? Bak görüyor musun? Açalım ya. Şikayet yemiş. Oğlum çok mu geldiniz buraya, ne yaptınız? Kapatmış belediye. Yasaklıyorlar arası. Dur ağır ağır. Geç hadi, geç. Hadi. Şikayet ettirmişsiniz, belediye artık yol kapatıyor. Geç geç geç. Sandalye var mı? Dur sandalye getireyim. Alayım abi ben de. Güzel mekanmış. Barış hadi. Yapmayın, yüzesim geliyor ya. Aman atlamayın oğlum, dur şimdi. Az gelmedik yazın buraya var ya. Ama ne oldu, kimsecikler yok. Belediye kapattı mı, biz buraya daldık demek ama. Kapatıyor. Haziran'la Nisan arası kapatıyorlar. Burada ne balık vardır var ya. Nokta burası bu. Olur mu burada? Dalıyoruz mu? Dalmayın lan. Durun burada bir şey konuşmaya geldik. Gerçi ilk az ama. Arkadaşlar bir otursun, biz de yerleşelim. Gelin oturun bakalım be. Otursunlar ya, ben fazla durmayacağım zaten. Bırak. Kral buyur otur. Evet gençler. Evet abi, getirdin bizi buraya. Mekanda elverişli. Aha. Barış bir inceden bir bahsetsin size. Gündüzden bana bahsetti. Çektiğimiz bu zorluklardan, sefaletten. Evet, Barış abi.
Rusya'dan geliyor. Gençler biliyorsunuz herkesin bir zorlukları var. Hayatta tutunmaya çalışıyoruz bir şekilde. Borç harç. Ortalık 56. Barış bize geldi. Biraz hızlı oldu ama bir iş teklifiyle geldi. Çok pardon. Burada bir ticaret ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Barış anlat arkadaşlara bir ufaktan. Tamam. Semih'in de dediği gibi arkadaşlar. Şimdi çok da fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Yani artık gördüğümüz üzere Semih'in de anlattığı üzere dediği gibi küçük mevdalarla uğraşmayı bir kenara bırakmak hepimiz isteriz. Yani sonuç olarak fabrika mı yaşantı... Yok fabrika değil. Ama o alanla ilgili bir şeyler. Arkadaşlar ticaretimizin ilgi alakası silah. He? Şimdi böyle... Ne? Lak diye girdi biraz arkadaş ama. Şöyle Rusya'da benim patronlarım yani daha doğrusu ortaklarım, patronumuz da var. Bize iş verenler bizim Türkiye'de bir ticaret ağı, bir damar oluşturmamızı istediler ve bize bunun en uygun neresi olacağını sordular. Benim de aklıma en uygun yer Türkiye'nin kalbi burası İstanbul. Şimdi ve aynı zamanda burada güvendiğim bir insan da Semih var, Barış var. Şu anda hani sizleri de daha yeni yeni tanıyorum. Beni yanlış anlamayın. Çok da güzel insanlarsınız. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Normalde Semih... Gençler sopa var mı? Ne yapacaksın lan sopayı? Abi geliyor yine. Bagajda var ama. Dur. Ben yapma. De var. Aa dur lan. Ananı satayım. Vurayım mı? Küpek geldi. Vurayım mı? Tilki mi lan? Ne indi lan? Vurayım mı? Dur bir şey. Yok oğlum ne yapıyorsun lan manyak? Kov gider. Lan öldürdün lan. Lan boğacan tilkiyi lan. Sıkla. Tamam. Ciddi bir şeyin olsun. Abi ben de böyle sıkıntı var işte. Siz gelmeyin lan buraya bak. Ananı tutun geliyor. Allah kahretmesin suya düştük burada seni muhabbet yani konuşuyoruz seni. Be Allah belanı vermesin be. Allah kahretmesin ya. Üstüme kuşlu düştüm suya. Ya tamam sıkıntı yok. Hava güzel Allah'tan kururuz sıkıntı yok. Şimdi demek istediğim ben normalde bu işe girerken Semih'i çok bulaştırmak istemiyordum. Barış'la beraber şey yapacaktım ama kanka, istedim ki pastadan burada, herkes pay alsın. Buradaki çocukların sicili diyeyim pek temiz değil zaten. Burada herkesin bir illegal tarafı var. Abi ben şöyle bir şey demek istiyorum. Silah tuttuk, silah da sıktık. Mevzuya da girdik de. Adam zaten dolu dolaşıyor gene zaten. Hayatımda ben böyle bir şey yani bu büyük bir iş. Bu anladın büyük. Mı? Hani biz yaptık ama bu kariyer abi. Bu kadar büyüğünü açık konuşayım. Anladım. Ben zaten uzun dönem bakmıyorum. Yani normalde hiç düşünmüyorum bir teklif ama borç harç işler olduğu için zora sıkışmışken geldi bu teklif. Ölümden korkuyorum ama BMW bilmiyorum. BMW için yapılır. Yani ben de ölümden korkma yok bizde de yani ben daha gencim yani cezaevinde yani oğlum, yaşamak istemiyorum. Yani bilmiyorum teklif zor zamanda böyle bu kadar sıkışık olmadığım bir zamanda gelmeseydi rahat da olsaydım kesinlikle kabul etmezdim ama sıkışık olduğum için. Velhasıl kelam arkadaşlar lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Yani bir yola çıkacağız bana güvenilir sağlam adamlar lazım. Sizler de öylesiniz. Zorlama yok. Karar sizlere ait. Sizi de zaten baş başa bırakacağım. Öyle hemen karar vermenizi beklemiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Abi tamam. Biz bir düşünelim, tartışalım, karar verelim. Tamam kanka. Biz bir şey yapalım. Hadi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanka ne yapıyorsunuz siz? Restorana mı geçiyorsunuz Barış? Aynen. Oraya bakarız. Tadilata falan bakarız. Tamam. Biz bir şey yapalım, oturalım, görüşelim. Tamam. Haberleşiriz seninle birlikte. Tamam Semih'im. Kendinize tamam. Dikkat edin. Yarın araba işlerine de bakarız gene. Gençler toplaşın bakayım bir. Ne diyorsunuz? Abi zaten sürünüyoruz. Burada çırpınacağımız orada çırpınalım. Bari elimize hiçbir şey girmiyor. Barış benim çok yakın arkadaşım. Güvenilir adam. Bu bizim yani beyler şöyle bir şey de var. Boş işlere sen sokmaz. Sen güveniyorsan biz de güveniyoruz abi. Sıkıntı yok yani. Şöyle ama bir şey bu iş için bizim... bu iş için bak şoför lazım. Sağlam güvenilir adam lazım. Hepsini çözeriz abi. Ben bile bir iş yeri açmayı düşünüyordum yani parayı. Yani herkes darda bir şekilde yolumuzu bulacağız. Fazla da lafı uzatmayayım. Durun bu siz bu öyle bir... Ne oluyor lan? Hayda. Of. GBT'ye mi geldi lan bunlar? Silah sak. Bir bak bakayım şunlara. Ulan üzerimde de silah var ha. Çekil bakayım. Çekil. Tanıyordumdur ben. Ayağına çağırıyor bir de. Abi biz durak istiyoruz. Dur sen gelme oğlum dur sen gelme. Dur oğlum dur. Ne oldu lan? Bizi Faik abi ya. Seviyor bizi de işte. Ay abilerinize sizin. Hava kararmaya başladı bak inceden soğuk. Üstüm başım da ıslandı zaten. Anasını satladım tilki abi, yüzünden. Kalkalım hemen kalkalım. Sen hasta falan olursun. Toplayalım şuraları. Ne diyor neyse. Abi? Gençler topla sandalyeleri. Aman boşaltın diyormuş bir şey yok. Ne diyorsunuz genel duruma? Abi yani başka çaremiz yok gibi bir şey diyorum. Abi ya. Şansımızı deneyelim ya. Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Ha öyle bir durum var yani şu an evet. Ama başka çaremiz yok senin abi. Zaten. Senin güvenli adamlar. Vallahi ben zaten zor durumdayım. Yok mok dedim ama kabul edeceğim herhalde. Ben de zor durumdayım abi. Çalışmıyorum etmiyorum. Yani yok para yok ya. Gelmiyor. O zaman gençler. Yapacak bir şey yok. Denemekten zarar gelmez. Gireceğiz bu topa bir yani. Bir girelim bir bakalım.
Nasıl dönüyor ortam? Zaten size söyledim ben. Bizim çocuklar yamuk değil dedim. Güvenilir adamlar dedim. Eyvallah abi. Beğenmezseniz eyvallah. Zaten bir aksi bir şey durum olursa yok bizlik değil deriz. Çıkarız. Toplayın evet. Ana haydi o zamanlar. Ben arabaya geçeyim şu emanetimi bırakayım. Haydi geçeyim ben de üstüm başım üşümeye başladı ya. Abi evleri dağılıyoruz herhalde. He geçelim daha yeter be. Oldu abi yarın haberleşiriz o zaman. Tamam. Hadi eyvallah. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar bu bölümde böyle sonlandıralım. Bu bölüm biraz böyle yapacağımız işi artık illegal bir yaşama giriyoruz. Mecbur hep böyle kenar mahallelerde tofaşlarla böyle ufak tefek işlerle uğraşarak hızlı bir şekilde ilerleyemeyeceğiz. O yüzden böyle işin içine birazcık daha aksiyon katma adına biraz böyle değişik bir senaryoya girmeye karar verdik. Siz de senaryo hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Artık önümüzdeki bölümlerde daha aksiyonlu, çatışmalı bir serüvene giriyoruz. Bir an önce böyle paramızı kazanalım da işimizi, arabamızı tutturalım. Daha hızlı bir şekilde bir yerlere gelebilmek adına biraz illegal işlere bulaşacağız maalesef. O zaman fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.